Evet arkadaşlar, bugün VKS Sniper'ın hız limitörü var. Bunu iptal edeceğiz. Şimdi motor bir soğuk bir çalıştıralım dedim. Burada ciklisi de var ama hafif gazla veya çalışmazsa bir ayak marşıyla destekleyebilirsiniz. Ne düzgün çalışıyor ama bu limitör 45 km'ye geçmemesini sağlıyor. Hemen altında bir limitörü var. Bu genelde rodajda da işe yarıyor. Limitör. Yani motoru zorlamıyorsunuz. Ama artı olarak da sonuçta bunlar 50cc olduğu için yani standart gereği 45 km'ye geçmemesi gerekiyor, yasal gereği. Ondan dolayı aslında bu limitörü koyuyorlar. Altında bunu çıkardıktan sonra hemen burada bir böyle tek bir parça var. Bu zaten soketli. Şunu şöyle koyayım. Soketi buradan aynı şekilde çıkartıyoruz. Bu arka ucu boş. Bu da soketin esas ucu. Şunu şöyle koyayım. Evet, limitör bu. Bunu ayrıca kaybetmemek lazım. İleride muayeneye falan girerken 50cc olduğu için gerekebilir arkadaşlar. Aklınızda olsun. Kabloyu bile rahatsız etmeyecek bir yere. Bunu da tekrar alt tarafını şuradan taktırıyoruz. İyice sıktıktan sonra ruhsatımızı da aynı yere koyuyoruz. Benzin deposu burada. Buraya biraz sert vuruyoruz. Bir çalıştıralım yine. Bu tarz motorlarda yağına suyuna, daha doğrusu su yok, hava soğutmaz zaten de. Kolay gelsin. Sağ olasın. Bunda şöyle yapsak da gaz olmaz. Şöyle veya böyle yapıp kaldırabiliriz de bunu da bağlayacağız. Biraz ısıttıktan sonra yağına bakalım. Bir de rodaj sürecinde aynı şekilde bilinen bazı yanlışlar var. Anlayışıklığımız var. Ama çok işe yaradığını söyleyemem. Bunu kapatamıyoruz. Genelde ilk 500 km'de işte 30'u geçme, işte ilk 500 km'de 30'u, sonraki 500 km'de de 40'ı geçme diyorlar. Motorun sonu 80 olduğu için 4'te 3'ünü geçme diye öneriliyor ama şu da var bu noktada. Yani motoru böyle kullanırsanız sağırlaşır. Rodaj demek parçaların birbirine alışması demek. Ama şöyle bir durum var. Hani pistonun bir yukarı aşağı ivmesi var ya, onu hep sabit tutarsanız, sabit devirlerde veya belli bir devirin üzerine çıkarmazsanız
motor sağır olur. Arabalarda vardır eskiden mesela. Bir Şahin var, köpek gibi gider. Bir Şahin var, basarsın basarsın gitmez. Bunun tek sebebi işte rodajın düzgün yapılmaması. Yani rodaj demek illa bütün gün 40'la git demek değil. Hani belli bir süre aynı şekilde bir iki depo, yani 200 kilometre falan geçmedin, motor alıştı kendine geldi. Ondan sonraki süreçte de muhakkak yavaş yavaş işte 40'dan 50'ye veya rodajı düz yolda yapmanız gerekiyor. Mümkünse yokuş aşağı yapın, motoru zorlamayın, iki kişi binmeyin. Hani bu şekilde motorunuzu açmanız lazım. Ben internette baktığım videolarda kullanım kılavuzuna göre bir rodaj planı yapmışlar ama kullanım kılavuzuna göre yapılan rodaj planında genelde şöyle bir sıkıntı var. Bence motor sağır olabilir. O da var yani. Böyle bir durum var. Bakalım şimdi limiti açtık. Yavaş yavaş aynı şekilde hem gezmeye başlayalım hem de şu an kilometremiz kaç bizim? 1150. Böyle yokuş aşağı salabilirler, salalım. Hemen bir yanına da bakalım motorun. Orta ayakla almamız gerekiyor bunun için. Tam arayı düşürmemiz lazım şöyle. Şöyle ona bakalım. Rodaj süresinde biraz daha fazla yağ yaktığı için ya azaltabilir. Silip bakmamız lazım normalde ama gerek yok şu an. Bez yok yanında. Sağ olsun abi. Hızlı bir tur arkadaşlar. Yani önemli. Tabii ki yine bir 200-300 km çıkarmayın. 400 km belki ama sonrasında da motor açmanız gerekiyor. Sağır olmasın diye. Yani bu önemli. Zaten 50 cc motor. İkinci dediğim gibi rodajı mümkün olduğu kadar yüklenmeden yapın. Tın tın yapın. Bu arada bu hız limitleyici parçayı kaybetmeyin. İleride muayene falan lazım olabilir. Yağını gösterdik, ayak marşı gösterdik. Böyle basit zaten 50 cc motor, herkesin bildiği gibi arkadaşlar. Bir dahakilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.